Arkadaşlar merhaba herkese. Bugünkü konumuz, bakın müşterimiz DDR5'li GB anakartlı, şöyle göstereyim modelinde. Bakın şurada görüyorsunuz. İşte 4060'lı ekran kartlı bir bilgisayar toplamış, 750 watt powerlı. Şimdi bu makinede sorun, makine normalde çalışıyor. Belli bir zaman çalıştıktan sonra, 5-10 dakika çalıştıktan sonra bilgisayarı yeniden başlattığınız zaman siyah ekranda kalıyor. Bakın görmüş olduğunuz hatayı alıyoruz. Yani şu anda makine stabil bir şekilde çalışıyor gibi görünüyor. Ama bakın yeniden başlat dedik, açılmadı. Siyah ekranda kalıyor. Bu hata RAM'lerden kaynaklanıyor. Şu anda DDR5 RAM'lerde sıkıntı var. Yani aslında RAM'lerde sıkıntı yok. Anakart üreticileriyle arasında uyumsuzluklar var. Daha tam çözülemedi. O yüzden eğer kendiniz makine falan toplayacaksanız kendiniz toplamayın. Böyle tek tek parçaları hepsini bir yerden almayın. Gidin hepsini tek bir yerden alın. Size hazır kurulu test edilmiş şekilde versinler. Yoksa genel anlamda DDR5'lerde şu an için sıkıntı var. Tabii bu BIOS update'leriyle falan çözülecektir ama böyle canınızı sıkar. Yani böyle canınızın sıkılmasını istemiyorsanız şu an için DDR4 toplayın, DDR5 toplamayın. AMD de soket değiştirdi. RAM'ler de yeni sokete geçtiği için anakart üreticileriyle arasında biraz problem var şu anda. O yüzden benim size tavsiyem, kendiniz toplamayın kasayı. Ya bir bilgisayarcıya ya da işte bir firmaya kendiniz toplatıp hazır teslim alın. Yoksa böyle problemler yaşayabilirsiniz. Alırken de hani bakın anakartın destek sayfasından hangi marka RAM'ler denenmişse tam aynısını alın. Yani müşterimiz mesela 16-16 koymuş ama eğer testlerde 8-8 denenmişse siz 8-8 alın. 16-16'da da problem olabilir. Böyle bir sorun vardı. Bunu sizi bilgilendirmek için çekiyorum. DDR5 RAM'li makine şu an için toplamayın bence. Ya da toplayacaksanız da dediğim gibi yapın. Sizi bilgilendirmek için çekmiştim bu videoyu. Ayrıca biz bu kasayı da mesela şunu da belirteyim. Bu DDR5 RAM 5200 MHz Corsair'in RAM'leri var. Biz başka bir marka RAM, hatta Team diye bir marka var. Onun RAM'leriyle test ettik. Onda sorun yapmıyor. Ama böyle markalı RAM'lerde mesela sorun yapıyor. Hani o marka RAM'de sorun yapıp bunda yapmaması gerekiyor belki. Ama bu marka RAM'de sorun yapıyor. Bunu da belirtmek istedim. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bizim yerimiz İstanbul Kağıthane Seyrantepe'de. Yeni Kapıcı Osman metro hattına biniyorsunuz. Sanayi durağında iniyorsunuz. Seyrantepe'ye bir durak aktarma var. Oradan polis lojmanları kısmından çıkıp bize ulaşabilirsiniz. Düzenteknoloji.com'dan iletişim kısmından da bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.